Ha bu kadar yeter daha. Evet dostlar. Şelalenin başında Diyarbakırlı Enes abimle. Senin ismin ne? Seyfullah. Yalnız Seyfullah birlikte ve minibüslerle birlikte Diyarbakır'a gidiyorlarmış. Abi seni biraz götürelim dediler. Ben de tekliflere açığım. Şimdi bu zor yolların bir kısmını abimle birlikte gideceğiz. Şelaleden ayrılıyoruz. Eyvallah abi, sağ olasın. Eyvallah, sen de sağ olasın. Hadi gidelim. Dostlar, arabadayız. Seyfullah kardeşimle yola gidiyoruz. Babaları da orada. Yoldaş da arkadaki römörkün içinde. Tünele giriyoruz şimdi. Araba komple oraya sığdı. Bakalım su şehrine kadar götüreceklermiş beni. Allah'ın hikmeti. Bu zor yollarda çok iyi denk geldi. Allah razı olsun. Biliyorsunuz tekliflere hayır demiyoruz. 50 küsur kilometrelik çok zor bir yol vardı. Buralarda gece kalmak hem tehlikeli hem de çok rampa ve çok tünelli yerlerdi. Nasip böyleymiş. Hadi el salla bakalım. Tamam abi. El salla, el salla. Dostlar, yoldaş arkadaki römorkte sıkılmış, biraz da sıcaktan darlanmışlar. Az bir şey gittikten sonra bak bacaklarım yoluyor. Aldım onu ön tarafa, rica ettim abilerden. Tamam dediler, şimdi uslu uslu yapıyor. Arabalarda hep uslu. Hadi kızım, gidiyoruz bakalım. Zor yolları aşıyoruz, Allah'ın hikmeti. Fazla yiyemedik.
Yoldaşımla ölmüşlerin keyfi yerinde. Suşehir'e doğru gidiyoruz. Şimdi Koyunhisar'dan geçeceğiz. Sonra oradan ben saraya doğru ayrılırım. Evet dostlar, Karadeniz'in zor rampalarından beni Diyarbakırlı abilerim çıkardılar, sağ olsunlar. Şöyle. Seyfullah, Enes abim, Sedat abim. Doğru mudur? Evet. Abi teşekkür ettim. Müthvazım, herkes abone bir kanal gibi. Babrahim'e, diğerleri Cukur Sabah keyfi. Eyvallah abim, sağ olasın. Teşekkür ederim. İnşallah bir yerlerde görüşürüz bakalım. Sizin de yolunuz açık olsun. Hadi sen de bir el salla. Aferin. Kayıttasın, her yeri dolaş geldi. Burası Suşehri. Burası Suşehri. Suşehri çok güzel. Burası Suşehri. Bakın manzaramıza. Bakın. Manzara. Manzara güzel mi? Karşı dağların arkası Karadeniz. İklim orada değişiyor. Evet dostlar, bildiğiniz gibi zor yollardaydık. Ve şimdi Su şehrinden de çıkıyoruz. Ama tabii saat 4 oldu. Bir yerde otururum. Bir kamp atarız. Erzağımız var. Bakalım. Haydi az sonra görüşürüz. Dostlar, yol ayrımına geliyoruz. Zara Sivas yönüne döneceğiz. Abi çok fena oldum ya. Nasıl yani? Şöyle. Birden iklim değişti, mevsim değişti, her şey değişti. 4 aydır yeşilliklerin Karadeniz ikliminin içinde geliyordum. Sadece 100 küsür kilometre o arabayla geldik. Ama mevsim birden İç Anadolu. Kısmen kurak topraklar, düz araziler. Ve duygu değişimi. Haydi gidelim. Şu çeşme gösteriyor şurada. Biraz oturalım. Yol üzerinde çay ocağına uğradım. Söğütlü çeşme. Çay evi. Şeref verdim. Abi. Teşekkür ederim. Misafirimdim benim. Abi Allah razı olsun. Sana hayırlı işler. Hayırlı görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çok memnun oldum. Yolun haydi görüşürüz. Güle güle. Yol ayrımına geldik. Çay ocağında biraz sohbet muhabbet. Söğütlü çeşme. Şeref abimizin yeri. Bana diyor ki, bırak ulan bu millete değer mi? Kim bilecek senin yaptığın işin kıymetini? Adam haklı. Ben de dedim ki, bilenler için yürüyoruz. Az da olsa var dedim. Sen bilirsin o zaman dedi. Ben senin yerinde olsam bırakırım dedi. Evet abi, iklim değişti, ağaçlar değişti. Benim mod değişti. Kızılcık şey, kuş burunları. Etrafta kayısı ağaçları, yemyeşil bir araziden kurak arazilere. Ya hadi gidelim şimdi, şöyle yol kenarı bir ağaçlık, ağaç altı ve bir çeşme buldum mu hemen kurulacağız abi. Zara yolu 80 kilometre ve hiçbir şey yokmuş orada da. Evet abi, Zara yoluna döndük. Şöyle burası aşağı Sarıcaköy ama karşıda biraz uzak kalıyor. Yoldan devam ediyoruz. Buralarda bir çeşme başı gibi bir yer tarif ettiler ama burada da karpuz falan satanlar var. Bakalım, tekrar bir soralım. Fazla yürümek istemiyorum. Yola başlamadan evvel bir gece kalmamız lazım. Evet abi, Zara yolunda gidiyoruz. Burası ara yolmuş. Çok tehlikeli, dik ve hiçbir mekan yok dediler. Yine zor bir yolu seçmişiz. Ama en kestirim bu. Şimdi söylediği yerde çeşme gibi bir yer bulamadım. Bakalım ileride var mı? İlla çeşme olmasına gerek yok. Şöyle uygun bir kamp yeri buldum mu?
Yatacağız abi, fazla yürümeyeceğiz. Dere kenarına inen bir yol bulursam şöyle tarla kenarlarına bir yere de kurulabilirim. Biraz önce gençler denk geldi, karşıdan karşıya bir muhabbet ettik. Onlar da abi yol uzun, zor, dikkat et dediler. Eyvallah dedik. Abi çeşme başı falan aramaya uğraşmayacağım. Yol kenarına artık çadırımı kurarım. Brandamı serer yatarım uyku tulumuyla, bilmiyorum. Yoldaşı indirdim dinlensin diye. Yavrularla bir buluşturayım. En son benzinliğin orada yemek yediğimiz yerde dinlenme tesisinde emzirmişti. Yavrular da iyice tatlılaşıyor abi, baksana ya. Bunlar da afalladılar. Birden kendilerini Sivas'ta buldular. Bak şu siyahın kulakları dik gibi olacak sanki. Kocaman oldular, ağırlaştılar iyice. Arabada bana ağırlık çektiriyorlar. Şöyle yol kenarı bir yerdeyim. Kanaldan dere suyu akıyor. En azından ayaklarımızı sokarız. Dostlar burada oturduk biraz. Telefon çekmiyor. Şöyle bir test ettim. İleriye doğru yürüdüm. Orada daha çok çekiyor. Ondan çok az gidip şuralara doğru bir yerde takılacağız bu gece. Yoldaş benim canımı sıktı. Pislik bulmuş, pislik yiyor, affedersin. Köpek bu. Yemekten vazgeçmiyor işte. Kızdım biraz. Şimdi yavrunun yanında bana gücendi, kalkıp gelmiyor bak. Kal orada, ben gelmezsen gidiyorum işte. Otların içine yattı orada. Ben gidiyorum. Gelmezsen gelme, ne yapayım? Yavrularınla burada artık. Senin yavrular ayaklanınca bu yolda araba çarpar ölür. Gidelim bakalım. Hala gelmiyor. Bak şimdi. Gel kız, affettim diyeceğim, nasıl gelecek? Yoldaş, gel kızım, gel, affettim. Hadi gidiyoruz. Geliyor bak. Yavrularını bıraktı, benle geliyor abi. Bir daha pislik yiyeceksin mi? He? Biz o kadar önce mamayı ekmeye... He? Bak, bak, bak. Hayır, pislik yedin. Zıplama üstüme. Bak, bak, nasıl mahcup, bak, bak, bak. Bak, bırakırım orada kalırsın. Ne olacak o yavrular orada? Hadi gidiyoruz, yavrular kalsın. Umurunda değil. Ne olacak o yavrular orada? Sana diyorum, ne olacak? Kim bakacak onlara? Gidiyoruz. Yavrular kaldı mı şimdi? Git o yavruları al gel. Koş. Git. Git. Hadi git. Git, yavrularına kal orada. Tamam tamam, gel ben alırım. Gel gel gel. Gel. Gel gel. 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 Gel buraya gel. İlla gel al yavruları diyor abi. Yatma yatma, gidiyoruz hadi.
Bunları burada bıraksak 5 gün sonra araba yazacak bunları. Hı? Sana kalsa bırakacaksın. Zilli seni. Dostlar, akşam oldu. Kötü bir yere yayıldım. Yolun dibine. Kuru bir arazi. Mıcırın üstüne böyle serdim brandamı. Üstüne de bir örtü. Uyku tulumuyla yatacağız abi. Şöyle etrafı göstereyim. Sivrisinek de çok. Ama en azından az ötede telefon çekmiyordu. Burada telefon çekiyor. Farkı o. Videoları yükleyemedik. Birkaç gün oldu. Onları halledelim. Yoldaş da orada. Yavruları da orada. Yarın akşam güzel bir yer bulur. Kamp atarız. 55 kilometre yol var şu an. Of, sivrisineklere bak. Fena. Onu kat etmemiz lazım. Abi şimdi anlatayım. Nasıl geldik buraya, bir baştan özet bir geçeyim de kapanışı yapalım. Biliyorsunuz Karadeniz'deydik. Hala kıyılarındayız. Sivas'a doğru yoldaydık. Ordu'dan çıktık. Tüneller, rampalar. Çok fena yola girdik ama mecburduk yani. O yollar aşılacak. Kimle karşılaşsam abi dön geri buralarda yapamazsın. Çok fena rampalar var, ıssız yerler var. Yiyecek içecek hiçbir şey yok falan filan. Ya nasip diyorduk, Allah bir yardım gönderecektir herhalde derken şelalenin orada bir öğlen arası verdik. Orada öğlenin sıcak vaktini geçirdik, yüzdük ettik. O arada bu fındık işçisi taşıyan Diyarbakır'dan bir abimiz, gördünüz zaten. İşte gel dedi, bizim arka boş, o römörklerle eşya getirmişler, geri dönüyorlar, boşmuş. Atarız bunu, götürürüz dedi. Tamam abi dedim, o zaman tekliflere hayır demiyoruz. Çünkü o zaman da nasibin önüne geçmiş oluruz. Ya nasip diyoruz ya, Allah yardımını gönderdi, biz red mi edelim? Tamam, yürüyerek Türkiye durur dedik ama arada böyle oluyor. Yani bu yapacak bir şey yok anlamına geliyor. 130 kilometre falan arabayla geldik. Bayağı fazla geldik. Onlar dediler biz Tunceli tarafına gidiyoruz. Seni su şehrinde indirelim. Baktım tam da benim rotamın üzeri. Sivas'a dönen yolda indirdiler ama su şehrinde yemek yiyeceğiz dediler. Biz sen orada inersin. Tamam iyi olur, ben de yemek yiyeceğim dedim. Meğer su şehrinin çıkışında yiyeceklermiş. Ben oradan bir şeyler alırım, öyle yola düşerim diye düşünüyordum. Ama olmadı. Hiç alışveriş yapacak yer olmayan bir yerde indik. Benzinlikte. Yine bakkal vardı, bir şeyler aldım ama ekmek yok. Artık idare edeceğiz. Yolda bir çözümünü bulurum. En azından Karadeniz gibi değil buralar. Tamam rampa ıssız ama bir şekilde yine köylüler buluruz, aldırırız, alırız falan, bir şeyler yaparız. Velhasıl bir anda kendimizi Karadeniz'den buraya atmış olduk. Nasip diyelim, böyle oldu. Şöyle ışığı açsam şarj bitecek abi. Yarın ola hayrola diyelim. Yeni yollarda görüşmek üzere. Bize müsaade.